Peki Ayasofya Camii'nde Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü buluşması düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken hayatını kaybeden Filistin halkı için dualar edildi. Filistin halkı için buluşuldu. Kur'an-ı Kerim okundu. Eller semaya açıldı, dualar edildi. İstanbullular Ayasofya Camii'nde Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında bir araya geldi. Önce akşam namazı kılındı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İstanbul Valiliği ve İstanbullu belediyeler tarafından düzenlenen programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe önemli mesajlar verdi. Bu dayanışma gününde dualarımız ve hatimlerimizle de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bir takım uluslararası yanılsamalarla, ifadelerle haklı mücadelenin örtülmesi, üzerinin kapatılması noktasındaki karşı mücadelemizi Türkiye olarak da devam ettireceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da mazlumun yanında, haksızlığın karşısında olacağız dedi. Mazlumun yanında olacağız, haksızlığın karşısında olacağız. Duruşumuz budur ve bu duruşu da en güzel bir şekilde vicdanın sesi olarak, hakkın sesi olarak Cumhurbaşkanımız dünyanın dört bir tarafına duyuruyor. Biz de bu soykırımın son bulması için yoğun gayretlerimizi devam ettireceğiz.